Evet, Konya Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkımda 3 tane soruşturma açılmış durumda. Bu soruşturmalar kamuoyuna mal olmuş olan Dedeoğulları ailesinin katliamı ile ilgili yaptığımız açıklamalardan kaynaklı soruşturmalardır. Birkaç gün önce savcının çağırması üzerine ifademizi verdik. Bu katliamdan önce 12 Mayıs saldırısında müvekkillerim Üldüresi'ye yine sanıklar tarafından, saldırganlar tarafından darp edilmişlerdi. İlerleyen aşamalarda biz aileyle ilgili koruma talebinde bulunduk. İki sefer olumlu veya olumsuz hiçbir şekilde yanıt alınmadı. Bizim haricimizde müvekkillerimin hepsi gerek CİMER, gerek BİMER, gerek İçişleri Bakanı'nın sosyal medya hesaplarına yazı yazmışlardı, müracaat etmişlerdi. Kendilerinin canlarının tehlikede olduklarını, sırf Kürt olduklarından dolayı saldırıya uğradıklarını söylemişlerdi. Yine dosyada mevcut bunlar, kayıtlarda mevcut, bizler sunduk. Böyle yardım çağrılarına cevap vermeyen bir zihniyet, sorumlu olan bir zihniyet bu katliamın sorunlarıdır elbette. Dolayısıyla hiçbir koruma vermediler. Aileyi korumaya yönelik hiçbir girişimleri olmadı. Eğer yakın koruma vermiş olsalardı bugün 7 kişi hayatta olacaklardı, aramızda olacaklardı. Pişkin bir şekilde biz bunların hesabını sorarken, bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunurken hiç sanki bir şey olmamış gibi bu ailenin hakkını savunan bizlere, özellikle bana soruşturma açıyorlar. Niye ben böyle bir şey söylemişim? Bunu söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Hesap vereceksiniz. Hesap vermesi gerekenler bizden hesap sormaya çalışıyorlar. Bunu başaramayacaklar. Bunun peşini biz bırakmayacağız. Diğer paylaşımlarım vardı. Kamuoyuna mal olmuş bir davada bizden önce Konya Valiliği açıklama yaptı. Bizden önce Konya Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapıyor. Bizden önce İçişleri Bakanı açıklama yapıyor. Bizim açıklamalarımızı soruşturma konusu ediyorlar. Asla yılmayacağız. Asla geri adım atmayacağız. Ve sonu nereye varırsa varsın aile adına hesap sormaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Bunlardan bir şey çıkacağını umuyorum ben. Hiçbir şekilde bizi yıldıramazlar. Bizi gazetelere hedef göstermeye çalıştılar. Bizimle ilgili soruşturma açıyorlar. Tehditler geliyor. Ama şunu çok iyi bilsinler ki biz hesap sormaya devam edeceğiz.